Merhaba arkadaşlar. 2022 yılının ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size tüm çalışanların bilmesi gereken Excel özelliklerinden bahsedeceğim. Bu özellikler 2022 yılında çok işinize yarayacak arkadaşlar. Ortak olarak herkesin kullandığı basit ama çok kullanışlı Excel formüllerini size bu videoda öğreteceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizlere ilk olarak göstereceğim özellik toplam sayfası oluşturarak üç boyutlu referanslarla üç farklı Excel sayfasının toplamını nasıl alabiliriz bunu göstereceğim. Şimdi öncelikli olarak geliyorum herhangi bir tanesini Ctrl ile birlikte tutup yan tarafa doğru çekiyorum ve buna da toplam sayfası diyeceğim. Üzerine gelip sağ tıklıyorum ve yeniden adlandır dedikten sonra buraya toplam yazıyorum. Ve bakın buradaki başlığı da değiştiriyorum. Toplam olacak şekilde buradaki satış adetlerinin toplamını alacağım. Bunu nasıl yapabiliyorum arkadaşlar? Bakın eşittir topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Ocak ayına gidiyorum ve satışa dedinin ilk sırasında olanını seçiyorum. Sonrasında bakın burası çok önemli. Shift tuşuna basarak Mart'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi burada Ocak'la Mart arasını iki nokta üstte olacak şekilde koydu ve gelip buradan parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın 3 ayın toplamını bana burada otomatik olarak getirmiş oldu. Burada bunu da ortalayalım ve aşağı doğru çekerek gördüğünüz gibi ilgili hücrelerin toplanmasını tek hamlede sağlayabiliyorum. Şimdi örneğin ben buraya bir satır daha ekleyeceğim ama hepsine aynı anda bu satırın eklenmesini istiyorum. O halde ne yapacağım? Bakın shift'e bastıktan sonra Ocak ayını seçersem 4 sheet'i birden yani 4 sayfayı birden seçmiş oluyorum. Sonrasında gelip buraya sağ tıklayıp ekle dediğimde bakın şu anda gelip Ocak ayını seçtiğimde her bir sayfaya da ilgili satırın eklendiğini görebiliyorum. İlgili uygulamayı sizler de kendi verilerinizde kullanabilirsiniz. İşlerinizi daha hızlı ve daha verimli yapmanızı sağlayacaktır. Özellikle 2021 yılının analizini yapmanız gereken şu günlerde bu formüller sizlerin işine çok yarayacaktır. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik öngörü değerlerimizi grafik üzerinde nasıl gösterebiliriz? Yani tahminleme işlemini grafiklerimizin üzerinde otomatik olarak hızlıca ve kolayca nasıl yapabiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Bakın satış öde özetimizin olduğu bazı verilerimiz var. Bu verilerin tamamını seçtikten sonra ekle sekmesine geliyorum. Ve buradan bakın grafiklerin altından bir çizgi grafiği ekliyorum. Ve satış özeti olacak şekilde bu satış özeti adetlerimizi göreceğimiz şekilde bir grafik eklemiş oldum. Çizgi grafiği. Şuradan da bazı düzenlemeler yapayım. Hangi ayağa ait olduklarını düzenlemek için ilgili alanı seçtikten sonra giriş sekmesine geliyorum. geliyorum ve yukarı yönü gösterdikten sonra gördüğünüz gibi hangi tarih aralığında olduğunu görebiliyorum. Sonrasında İlgili çizgimi seçip sağ tıklıyorum. Ve bakın eğilim çizgisi ekle diyorum. Şimdi eğilim çizgisi ekle dedikten sonra eğilim çizgisini biçimlendir ile çim kutusu çıktı karşıma. Ben tahminlemeyi buradan yapacağım arkadaşlar. Bakın üstel, doğrusal, logaritmik, polinomsal, üstsel ve hareketli ortalama olacak şekilde... ...ben buradaki eğilim çizgisini ekleyebiliyorum. Ben polinomsala bakacağım arkadaşlar. Yani nasıl bir eğilim çizgisi var onu göreceğim. Aşağı doğru kaydırdığımda kaydırma çubuğu Bakın burada ileriye dönük öngörü diye alanlarım var. Ben grafik üzerinde R kare değerinde görüntüleyebilirim. R kare değerim buradaki benim ilgili çizgi iki çizgi arasındaki detayları bana göstermek için kullanılıyor. Bakın buradan ileriye dönük deyip gelip buradan örneğin 7 dersem yani 7 aylık dönemdeki ileriye dönük öngörü değerlerimi bana getirmiş oluyor. Yani gerçekleşmiş olan aylardaki değerlere göre gelecek aylarda nasıl bir satış eğilimi gösterecek grafiğim bana bunu kolayca ve hızlıca gösteriyor. Sizler de bu eğilim çizgisiyle gelecekteki tahminlemeyi, satış tahminlemesini kolayca yapabilirsiniz. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik e-topla ve çok e-topla formülleri. Excel'de en sık kullandığımız ve en çok işe yarayan formüllerden bir tanesidir. E-toplaya geliyorum. Eşittir diyorum. E-topla dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın aralığı seçtim. Noktalı virgül. Ölçüt kısmına tırnak işareti içerisinde büyüktür 2500 yazıyorum tırnağımı kapatıyorum parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın ilgili aralıktaki 2500'den fazla olan değerleri toplamış oldu. Şimdi çok e toplaya geçiyorum. Eşittir çok e topla dedikten sonra tab tuşuna bastım formülümün içerisine girdim. Bakın satış adetlerimi seçtim noktalı virgül. Şimdi ben buradaki indirim oranına göre bir kriter belirleyeceğim için ölçü aralığı 1 olarak indirim oranlarımı seçtim. Noktalı virgül Ölçüt 1 olarak da tırnak işareti içerisinde bakın yine büyüktür. Bu sefer 15 yüzde diyorum. Yani yüzde 15'ten büyük olan değerleri topla diyorum. Bakın tırnağımı kapattım. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Yüzde 15 indirimden fazla değere sahip olan ilgili satış adetlerini topla dedim. Ve gördüğünüz gibi burada topladım. Şimdi bunu birden fazla kritere göre nasıl yapacağım? Yine eşittir çok iyi e topla dedikten sonra tap tuşuna bastım formülümün içerisine girdim. Aralık toplamı diyor satış adetlerimi seçtim. Noktalı virgül ölçüt aralığı 1. Bakın ürün adlarını seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 1 olarak örneğin buradan bir tanesini seçelim. Ürün 1. Noktalı virgül yine ölçüt 2 olarak da bakın buradaki aralığı seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 2 olarak da tırnak işareti içerisinde büyüktür diyorum. 10 7 yüzde. Yani yüzde 17'den fazla olan değerlere göre toplama işlemi yap diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a e basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi benim burada girmiş olduğum ürün birlerin yüzde 17'den fazla olan satış adetleri toplamını burada toplatmış oldum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik dilimleyicileri kullanmak. Dilimleyicilerde Excel'de filtreleme işlemlerini kolaylaştırabileceğimiz güzel Excel araçlarındandır. Dilimleyicileri kullanabilmek için öncelikle verilerimizi tablo formatına çevirmemiz gerekiyor. Verilerimizi tablo formatını nasıl çevireceğiz? Herhangi bir verinin üzerine gelip, Ekle sekmesinden tabloyu seçtikten sonra Tamam dediğimde, bakın verilerimi tablo formatına çevirmiş oldum. Tablo formatım seçiliyken tablo tasarımı sekmesi açılır. Buradan gelip istediğim bir tasarımı seçebiliyorum. İstersen maviyi seçebiliyorum. İstersen turuncuyu seçebiliyorum. İstediğim bir tanesini seçip kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdilik yeşili seçelim. Gördüğünüz gibi şeritli satırlar ve başlıklarımın yer aldığı bir tablo formatı oluşturmuş oldum. Bakın sütundan hepsini seçip çift tıkladığımda maksimum genişlik aralığına ayarlayabiliyorum verilerimi. Şimdi buradan sonra Tablo tasarımı sekmesine geliyorum. Ve burada bakın dilimleyici ekle diye bir alanım var. Dilimleyici neymiş? Verileri görsel olarak filtrelemek için bir dilimleyici kullanın diyor. Bakın dilimleyiciye tıkladıktan sonra... ...ürün kodu, ürün adı olacak şekilde ikisini seçiyorum. Ve tamam dedikten sonra... ...bakın burada ilgili dilimleyicilerimi eklemiş oldum. Buradan gelip istediğim ürünleri seçip... ...bakın ctrl ile birlikte seçiyorum. Ve buradan da... E Ürün adlarından mesela ürün 1'i seçelim. Gördüğünüz gibi ürün 2, ürün 3, ürün 4'ü seçelim. Ve buradan filtreleme işlemlerini dilimleyicilerle beraber kolayca yapabiliyorum. Sizlere göstermek istediğim son özellik tarih formülleri. Tarih formülleri de Excel'de en sık kullandığımız özelliklerden bir tanesidir. Bakın sonuç kısmına geliyorum. Eşittir. Tarih dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. İngilizcesi date arkadaşlar. Yıl diyor 2023 yazıyorum. Noktalı virgül. Ay diyor. 10. ayı yazıyorum. Noktalı virgül. Gün diyor. 5 yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın. 05. 10. 2023 olacak şekilde tarihi girdim Bakın bugün diye bir tarih var Excel'de. Today İngilizcesi eşittir. Bugün dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Bakın hiçbir şey yapmadan parantezi kapatıyorum ve entra basıyorum. Dinamik bir formüldür bu. İlgili dosyayı kapatıp açtığınızda günceller kendisini. Bugün 1 -1 2022 olacak şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Bakın seri ay diye bir formülüm var. Bunun İngilizcesi de. End of month arkadaşlar. Eo olarak geçer İngilizce'de. Eşittir. Seri ay dedikten sonra tab tuşuna bastım ve formülümün içerisine girdim. Bakın başlangıç tarihimi seçtim. Noktalı virgül ay sayısını soruyor bana. Yani kaç ay sonrasını görmek istiyorsun? 3 yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın buradaki hücremin biçimi genel olduğu için bana tarihi vermedi. Hücrenin üzerine gelip sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Ve açılan hücreleri biçimlendir iletişim kutusundan tarihi seçiyorum. Ve buradan herhangi bir tarih biçimini seçip tamam dediğimde bakın bana 3 ay sonrasını göstermiş oldu. Ben buraya gelip eksi 3 ayda yazabilirim. Yani eksi bir değerde yazabilirim. Bakın enter'a basıyorum. 3 ay öncesine ait değeri bana vermiş oldu. Seri tarih diye bir formülüm var. Bunun da İngilizcesi e date eşittir. Seri tarih dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümü içerisine giriyorum. Bakın başlangıç tarihini soruyor bana. Bunu seçtim noktalı virgül ay sayısını soruyor bana buraya 3 ay yazalım yine parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum aynı şekilde sağ tıklıyorum hücreleri biçimlendir diyorum tarihi seçiyorum ve tamam diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bana 3 ay sonrasının tarihini burada getirmiş oldu şimdi gün say diye bir formülümüz var eşittir gün say dedikten sonra tap tuşuna basıyorum formülün içerisine giriyorum. Bakın bunun da İngilizcesi days arkadaşlar. Bitiş tarihim örneğin bu tarihi seçelim. Noktalı virgül başlangıç tarihim bugünü seçelim. Parantezi kapatalım ve enter'a basalım. İlgili iki tarih arasında 90 gün değer varmış olacak şekilde gördük. Şimdi bir de tam iş günü diye bir formülümüz var. Burada da iş günü değerlerini sayıyor iki tarih arasındaki. Bunun İngilizcesi de network days arkadaşlar. Eşittir tam iş günü dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülü bir içerisine giriyorum. Bakın başlangıç tarihi bugünüm olsun. Noktalı virgül. Bitiş tarihi yine buradaki bu seri tarihte yazdığımız 3 ay sonraki tarih olsun. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın iki tarih arasında 65 iş günü olacak şekilde ben burada tespit ediyorum arkadaşlar.